Evet çocuklar, konumuz deyimler. Deyim nedir? Daha etkili ve zengin bir anlatıma ulaşmak amacıyla sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılarak kendilerine özgü bir anlam kazandığı, kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Bazı durumların ifade edilmesinde zorluk yaşandığında, anlamların yetersiz kaldığı anlarda etkili bir anlatım aracı olarak deyimleri kullanırız. Bu deyimler Türk halkının yaşam biçimini, dünya görüşünü ve kültürünü yansıtmaktadır. Deyimler çok büyük oranda mecaz anlamda kullanılır. Ancak gerçek anlamda kullanılanlara da rastlanmaktadır. Bir dilin zenginliğini ifade eden deyimleri tam olarak bilmeden o dile hakim olmak mümkün değildir. Deyimler benzetme, somutlama ile jest ve mimikler yoluyla oluşturulmaktadır. Deyimlerin özellikleri nelerdir? Bunları öğrenelim şimdi. Deyimlerin özellikleri en az iki sözcükten oluşmaktadır. Sinek avlamak örneğinde olduğu gibi deyimler en az iki sözcük kullanılarak kalıplaşabilmektedir. Tek bir sözcükle deyim oluşturmak mümkün değildir. Mecaz anlamda kullanılmaktadırlar aklına koymak ifadesini gerçek anlamda kullanmak mümkün değildir. Mecazi anlamda bir şeyi yapmaya fazlasıyla kararlı olmak anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlamında kullanılanlar da bulunur. Hem suçlu hem güçlü. Mecazi anlamdan ziyade gerçek anlam bulunmaktadır. Hatalı olanın aynı zamanda güçlü olmasını ifade eder. Diğer özelliklerimiz Deyimlerin büyük bir bölümü mastar, mek mak ekiyle bitmektedir. Çark etmek, başı sıkışmak, kolu kanadı kırılmak gibi. Kalıplaşmış sözlerden oluştukları için sözcüklerin yerlerini değiştirmek ya da sözcüklerin birini atmak mümkün değildir. Açlıktan nefesi kokmak. Bu deyimi açlıktan kokmak ya da nefesi kokmak şeklinde kullanmak anlamını kaybettirir. Diğer özelliklerimiz birçok deyim süslü ve sanatlı bir şekilde kullanılmaktadır. Gözünün yaşına bakmamak deyimindeki sözcükler belli bir düzende kalıplaşmıştır. Sözcüklerin yerini değiştirmek bütünlüğü bozacaktır. Cümle halinde olanları da mevcuttur. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Dostlar alışverişte görsün. Deyimler birbirinden ayrı yazılan sözcüklerin kalıplaşması yoluyla oluşmaktadır. Ancak sözcüklerin birleşerek oluşturdukları deyimler de vardır. Açık göz, soğuk kanlı gibi. Kaç sözcükten oluşursa oluşsun, deyimler sadece tek bir durumu ya da kavramı ifade eder. Bal alacağı çiçeği bilmek, çıkar sağlayacağı bir şeyi bulmak anlamına gelir. Bin dereden su getirmek kandırmak anlamındadır. Bir yastığa baş koymak evlenmek demektir. Diğer özelliklerimiz ise deyimler yoluyla. Deyimler yoluyla deyimler bir dilin zenginliğini ifade eder. Aynı zamanda halkın yaşam biçimini ve dünya görüşünü yansıtmaktadır. Kalıplaşmış sözlerden oluşması ve mecaz anlamlı olmaları nedeniyle başka bir dile çevrilmeleri mümkün değildir. Deyimlere örnekler verelim. Göz bebeği. Çok sevilen demek. Örneğin sen benim göz bebeğimsin. Yani seni çok seviyorum anlamında. İki ayağa bir pabuca girmek. Telaşlanmak anlamında. Örneğin sınav kaygısıyla iki ayağım bir pabuca girdi. Etekleri zil çalmak. Çok sevinmek anlamında. Sınavı kazanınca etekleri zil çaldı. Deli dolu. Çok hareketli kıpır kıpır demek. Örneğin benim arkadaşım deli doludur. Avucunu yalamak. Kazanç sağlayamamak demek. Çikolatayı vereceğimi düşünüyorsan avucunu yalarsın. Kalbini çalmak, kendini başkasına sevdirmek, aşık etmek demek. Bu yaptığınla benim kalbimi çaldın. Dolap çevirmek, gizli iş, hile yapmak anlamındadır. Benim arkamdan ne dolaplar çevirdiğini biliyorum. Örnek cümle. Eli ağır olmak yavaş iş yapmak demektir. Bu kadar eli ağır olursan bu işi bitiremezsin. Göz gezdirmek bir yere veya yazıya incelemeden bakmak anlamındadır. Şu yazılara bir göz gezdir. Ekmek kapısı ise para kazandığımız geçimini sağladığımız iş yeri demek. Burası benim ekmek kapım. Fikir yürütmek. Bir konu hakkında düşüncesini söylemek demek. Bu konu hakkında hep birlikte fikir yürütelim. Ağzı sulanmak ise bir yiyeceğe duyulan istek demek. Dondurmayı görünce ağzım sulandı. Ateşle oynamak tehlikeli işlere kalkışmak demek. Ateşle oynadığının farkında değilsin. Göze girmek, davranışlarıyla başkasının takdirini kazanmaya çalışmak demek. Müdürün gözüne girmek için çok çalıştı. Etekleri tutuşmak ise korkudan ne yapacağını bilememek. Sınava çalışamayınca eteklerim tutuştu. Küplere binmek ise çok sinirlenmek demek. Arkadaşım derse geç kalınca öğretmen küplere bindi. Ağzından bal damlamak ise güzel sözler söylemek. Ağzından bal damlıyor. Kafa ütülemek ise gereksiz ve çok konuşmak. Arkadaşım bütün gün kafamı ütüledi. Diğer deyimlerimiz ise kalbini kırmak, kedinin ciğere baktığı gibi bakmak, omuz omuza vermek, kafa tutmak, kemer sıkmak, kafasına koymak, burnunun dikine gitmek, başına çorap örmek, beyni sulanmak, geyik yapmak, El üstünde tutmak, bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak, bindiği dalı kesmek, daldan dala konmak, uykusu kaçmak, gözden düşmek, gözü yükseklerde olmak, ateş püskürmek, yüzü kızarmak, haber uçurmak. Bu deyimlerden anlamadığınız deyimler varsa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.